Tam kapıda dedim, o gün işte hanım yemek atmıştı. Yemek çok fazlaydı. Hanım dedim, hayır dedim, bunu ne yapacaksın dedi. Ya dedi, iki üç gün yeriz dedi. Hanım kalktı, bu da sevdiğimiz komşu vardı, kalktı ona yemek götürdü. Ben de hanım gelse de pazara gideceğiz. Yani alışverişe değil, gezmeye gideceğiz pazara. Baktım burada komutan geçti. Allah Allah dedim, bu araba dedim, burada nasıl geçiyor dedim. Ben dedim, koruması yok, bir şeysi yok. O da komutan diyor, üç numara bulamadım diyor. Öyle deyince sen, Allah dedim, yıkadım orada. Aslında işte komutan geldi. Tabii o söylemedi ama ben anladım. Aslında bende bayrak. Hanım da gidiyor, hanım da elindeki yemekle beraber yıkılıyor. Ah neyleyim gönül gönül senin elinden. Her zaman ağlarım gülenen gayrı ol. Her zaman ağlarım gülenen gayrı. Mehmet Kılıç, Şanlı Urfa'lıyım, doğum yerim Adana, 4 çocuk babasıyım. Dördünde ev verdik, en küçüğü şehit olanımızdır. Büyük otogarda kahve işletiyordum. Oradan emekli oldum. 33 yıl çalıştım. Kahvemde de mesela müdür olarak çalışıyordum. 33 yıl çalıştım ve oradan emekli oldum. En son işte şehidin düğününü yaptık. Onları boş bırakmazdım. Haftada 2 günlü. Bazı zaman kahveyi kattım, temizlik yaptırdım yani tek mahallede gezmesin diye. Çünkü mahalle düzgün değil. Yani mahallede bırakmazdım, boş gününü yanıma götürürdüm. Onu da abisinde. İkisi de caminin mezunluk yapıyordu. Şimdi caminin mezunuydu. Hem abisi hem kendisi. Abisi Çukur Üniversitesi'nde mezun oldu. Ablası kamu yönetiminden mezun oldu. Kendisi de liseyi bitirdi. Asker olduktan sonra üniversite kaydını yaptırdı. Yani asub olmak istiyordu. Kendisi uzman çalıştı. Asub olmak için tekrar üniversite okuyordu. Devlet Okulu'nda psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Biz Gökhan'la uzun süredir görüşüyorduk. Ben üniversitedeydim Gökhan'la görüşmeye başladığımızda. O askerdeydi o zaman. Ben işe başladıktan 1,5 yıl sonra da evlendik. Ekim 2016'da evlendik. Zaten Şubat 2017'de de eşim şehit oldu. Biz onunla ilk tanışmaya başladığımız zamanlarda hani mesela kitap okumayı çok severdi, çok düşkündü. Namazlarını hiç kaçırmazdı. Burada evinin yakında cami var mesela. 5 vakit namazını hep camide kılardı. Sabah namazı da olsa hani camide cemaatle kılardı. Bilmediğim şeyde ben onu öğrendim. Gece 12'de yani en büyük şeyim baktım tekrar namaz kılıyor. Oğlum dedim sen dedim yatıyı kılmadın mı? Baba dedi yani namazı kılıp da yatağa gelsen dedi öldüğün zaman şehit olursun. Bunu bilmiyordum ben bir babası olarak onu öğrendim. Yani cami yaparken cami yardım ediyordu. Hocayla beraber geldi. Hocanın yanına takılıyordu. Çocuktu. Yani bizim hocanın sayesinde her iki oğlum da yani onun sayesinde yani şey oldu. Yani Gökhan genelde kendi halinde bir insandı. Sabahlar erken kalkmayı severdi zaten. Sabah namazına kalktıktan sonra uyumazdı. Oradayken de hani sabah uyumazmış. Hemen hani orada bir kahvaltıyı o hazırlarmış mesela. Oradakileri uyandırırmış. Ve geçen haftalarda bir komutan ziyarete gelmişti Şahadet Yıldönümü'nde. Kayınvalideme söylemiş sanırım. O kadar çok bahsediyorlar ki Gökhan'dan. Merak ettim ailenizi. Sizi tanımak istedim. İki tane belediye komutanı vardı, ikisi de geldi. En son yeni gelen belediye komutanı demiş ki Gökhan Karış, yeni atanan komutan da üstüne o dahi geldi yani merakından. Çünkü neden bu erbaba gittiğinde bunlar açık bir yerde kalıyor, eski evde kalıyormuş. Kaldığı yerde komutan diyor ki, komutan diyor buraya mesleği olarak yapsak olur mu diyor. Ve komutan yaptırıyor. Şu anda da halen duruyor, mesleği olarak kullanılır erbapta. Eşimle ilk tanıştığımız zamanlarda bir sözüm vardı. Ben hayatta şu an iki hedefim var. Biri seninle evlenmek, biri de uzman çavuş olmak diye. Zaten birkaç ay sonra uzman çavuş oldu 2013 yılında. Sonra evlendik. Ondan sonraki hayallerimizden bir tanesi hani bir bebeğimizin olmasıydı. Eşim baba olmayı çok istiyordu. Baba olmak istiyorum diyordu. Ben erken olduğumu düşünüyordum tabii biraz en azından. Bir arada, onun uzakta olmadığı bir zamanda, tam bir aile olduğumuzda bir bebeğimiz olsun istiyordum. Ona hani bebeğin olacağını dahi müjdeleyemedim.
Eşim 5 Şubat günü beraberdik. 6 Şubat'ta buradan Suriye'ye göreve gitti. 8 Şubat'ta zaten şehadet haberi geldi. Ben de şimdi hani bir bebeğimiz olacağını bilmiyorduk, öyle söyleyeyim. Eşimden sonra öğrendim bebeğim olacağını. Buna bizim bilgimiz yoktu. Şehit otosu haberim oldu. Edvop'a gittiğini bilmiyordun. Yok, bize söylemiyordu. Ama hanımı biliyormuş. Hanım da internet öğrenmiş. Onun erlediğiniz tabur. Eve gittiğini hanım bilir internetten. Bizim bir lafı şeyim, tavsiyemiz yok. Ben ilk okul mezunuyum. Ama hanım biliyordu. Ben sabah ona mesaj attım. 8 Şubat sabah. Mesaj attığım esnada aslında hani onların çatışmanın içerisinde neymiş, öyle söyleyeyim ben. O mesajı öğlene kadar görmesini bekledim açıkçası. Ama bir türlü açmadı, görmedi. Ben okuldaydım. Beni aradılar. Bana şehit oldu demediler zaten, yer aldı dediler. Buraya geldik. Taziye çadırları kurulmuştu. Bayrak asılmıştı. Orada anladım. Ama hani insanların gözüne bakıyorsunuz. Hala yaralı desinler diye. Uzun bir sürede hani onu bekledim. Yaralı demelerini bekledim. Bir albayımız var, bize haberi getirmişti. Geldi bana dedi ki şehidimizi yarın Asri şehitliğe defnetmeyi planlıyoruz. Size sormamız gerekiyor. Orada şehidimiz dediği zaman zaten ben oradan. Hamza yokken daha dün beraberdik, bugün şehit haberi geldi yani andan. Bilirsen ben rahatsızdım, kolayda rahatsızdım. Hastaneye gördük, hastaneye. Sağ olsun, yani iyi hocalardan geldik yani şu anda iyiyim. Yani kapıya çıkamıyordum. Atı bitmiştin, iyi bir şey yiyip içmesen yanına kalktı, bir de ilaç içmesen. Şimdi iyisiniz mi? Yok, şimdi geziyorum, şimdi. Abi sen 50 sene sigara içtin, ufak yaşta sigara başladın, 50 sene sigara içtin. Şimdi doktor yasak attı, içersen dedi, sana ilaç yazmam dedi. Bıraktınız mı? Bir sene oldu. İşte şimdi bakkala gidiyorum, markete de gidiyorum. Tekrardan yürüyüşlere çıkıyorum yani şu anda. Yani her şeyi iyi şey, tabii bir tarafın eksik oluyor yani. Yani gözle çok koymuyor. Aa, şimdi çocuğu yetişiyor. Yarın baba diyecek. Kime diyecek babayı? Şimdi çocuk bulmuyor. Gelin tazminatına ev aldı. Ama yani gelin çok akıllı. Öyle dört dörtlük gelin. Allah razı olsun. İyi birine denk gelmiş demek. Hatta şey evini aldı, çocuğunu aldı, annesi bastı yanına, adam en güzel yerinde de oturuyor. Ama her şey ama eksik. Ama Allah sabır veriyor. Gözlerim korunmuyor. Sen yani şu anda yineyim. Selam etsen gözlerim dolardı, konuşamazdım. Ben de konuşamıyordum selam verdiğin zaman. Ama Allah sabır veriyor. Eşimin fikrini alamadık bebeğimizin ismini koyarken. Muhammed Fatih koyacaktı eğer erkek olsaydı. Çünkü o da İstanbul'a ve Osmanlı'ya düşkündü. O yüzden Fatih Sultan Mehmet'ten dolayı Muhammed Fatih koymak istiyorduk. Ben de buna en yakın hangi kız ismi olabilir diye düşündüm ve Zeynep Hüma'nın daha uygun olduğunu karar verdim. Çünkü Zeynep babasına süsü demek, ziynetten gelir. Hatta babasının en kıymetlisi demektir. Hüma da Fatih Sultan Mehmet'in annesinin ismi. O sebepten Zeynep Hüma olarak karar verdim. Bizim acımızın dile dökülebilecek bir tarafı yok. Bir kelime bulamıyoruz biz yaşadıklarımızla ilgili. Ama ben bebeğim olacağını öğrendikten sonra yasımı tutmamaya karar verdim. Çünkü bana bahşedilmiş bir emanet vardı ve onu en iyi şekilde, sağlıklı bir şekilde dünyaya getirip en iyi şekilde büyütmeliydim. O yüzden yas tutmamaya çalışıyorum. Umarım hani kızıma da babasını en güzel şekilde anlatabilirim. Çünkü şu an en büyük korkularımdan bir tanesi konuşmaya başladığında soracağı sorular. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Şerefliyim, gururluyum ve her şey vatan için. Bu bayrak için, namus için. Ama söyleden pay biçmek ne hale geldi? Bayraktan pay biç ne hale geldi? Yani Allah yani devlete zarar vermesin. Diyecek bir şey yok. Eğer bu vatanda yaşıyorsan yani, tabii ki şehit vereceksin.
Şehit vermesen vatan olmaz. Vatan olmasa bayrak olmaz. Aynı Suriye gibi oluruz, Irak gibi oluruz. Vatana boynumuz kıldan incedir. Hakkınızı helal edin. Allah helal olsun abi. Allah razı olsun. Allah da varsa zarar vermesin. Allah sizin gibi olsa da başımızdan eksik gitmesin. Yani biz aslında şunun farkındayız. Hani hep istiyoruz ki şehit haberi gelmesin ama bayrağımızın dalgalanabilmesi için muhakkak birileri bir yerlerde şehit olacak. Bu bizim için hani büyük bir gurur. En azından öyle bir insanı tanıdım. Hani iyi ki tanıdım. Şehitliğe gittiğinizde fark edersiniz zaten. Orada ayrı bir huzur vardır. Ayrı bir iç huzuruyla dolarsınız. Ben eşimle ilk tanıştığım vakit nerede? Çok farklı bir huzur hissetmiştim. Sanki onu uzun zamandır tanıyormuşum gibi. Sanki yıllardır görmediğim bir insanı yeniden görüyormuşum gibi. Eşim şehit olduktan sonra da her daim devletin şehidine her zaman sahip çıktığının farkına vardım. Yani bunu az çok biliyorduk ama devlet olarak gerçekten her zaman bizim yanımızdalar. Allah onlardan razı olsun. Devletimiz her daim var olsun. Bayrağımız her daim dalgalansın. Çünkü eşimin şehit olduğu zamanlarda Suriye'de şehit olduğu için hep şey derlerdi. İşte bizim yiğitlerimiz gidiyor orada savaşıyorlar. Oraya. Orada şehit düşüyorlar. Diğerleri burada günlü gün ediyor vesaire gibi. Bunu ben hiç duymadım. Duymak da istemedim. Çünkü ben biliyordum onlar orada olmalıydı. Ve onlar birileri için şehit düşmüyorlar. Burada günlü gün edenler için de şehit düşmüyorlar. Onlar bizim bayrağımız dalgalansın diye oradalar. Bizim ülkemize zarar gelmesin diye oradalar. Rabbim tüm askerlerimizi inşallah korusun. Kimsenin evine de böyle bir ateş düşürmesin.